Melina. Turunçgillerden ılıman iklimlerde yetişen ve portakala çok benzeyen bir ağaç. Citrus nobilis. Bu ağacın turuncu renkli, tatlı, kokulu, lezzetli meyvesi. İtalyanca mandarino. Serüvenine yeşil ve ekşi başlayan bunul topu gibi meyve, olgunlaştıkça güneşin rengini alır, tatlanır ve manavların gözdesi haline gelir. Param olsa da ben alsam. Önce beslenme çantasına girer, sonra sırt çantasına, ardından iş çantasına ve stüdyoya. Stüdyoda yiyecek ve içecek yasak. Ve bu programda mandalina, tek kabuk altında farklı konulardan oluşan ve bolca muhabbet içeren bir meyvedir. Evet, mandalina bugün son programıyla karşınızda. Yani son derken tabii ki bu sezonun son programıyla karşınızdayız. Tek başımayım, ben Toprak Ekin Yavuz, mandalinanın güzide sunucularından biri. Tek başıma sizinle keyifli bir program yapacağım bugün. Birazcık sohbet edeceğiz, birazcık gündemden bahsedeceğiz. Son programın heyecanı var diyelim. Onun dışında bildiğiniz üzere bütün üniversitenin final haftasındayız. Ben de malum giriyorum. 3 günde 4. sınavımdan çıkıp radyo programı yapmaya geldim. Vallahi zor gerçekten. Yani üniversite hayatı ne kadar eğlenceliyse bir o kadar da zor olduğunu düşünüyorum. Yani az önce beraberdik, birkaç arkadaşımla beraber dedikleri doğru ya. Öğrenci adamın yatıp uyuyor olması, saat 1'e kadar yatalım uyuyalım, işte kalktıktan sonra milleti anca uyandırmaya çalışalım. Ve işte ister istemez Haziran'ın 3'ü bugün, yaz geldi, insanların artık kızgın güneşin alnında yatıp sonra denize coz olma istekleri gayet açığa çıkmaya başladı. Dolayısıyla sınavlara çalışmak daha da zor bir hal almaya başlıyor. Bu zor durumu bir de bütünlemeler eklenince üzerine gerçekten çok keyif aldım söylenemez. Artı bir de üzerine yaz okulları vesaire derken gerçekten zor bir öğrencilik hayatı geçirdiğimi düşünüyorum. Yani bir şekilde üstesinden gelmem lazım. Bugün de son program. Zaten önümüzdeki hafta okul bitiyor. 10 Haziran günü. Okulun son günü. Gerçekten şaka maka ben de mezun olmaya başladım. Yani bir senem kaldı. Eğer uzatmazsam baba beni duy. Şaka bir yana gelecek kaygısı. Evet, bugün birazcık gelecek kaygısından da bahsedebiliriz. Bir başımayım. Çağıl Mert Kancebeci kayıplarda. Sık sık kendisini arayacağız yayın içerisinde, rahatsız edeceğiz. Bakalım kendisine ulaşabilecek miyiz? İlk defa tek başıma program yapıyorum. Her zaman çok zor olduğunu söylerler. Ben de gerçekten merak ediyorum. Nasıl bir program işleyişi olacak? Fakat benim muhabbetimden sıkılmanızı göze alamadığım için şöyle bir şey yaptım. Bol şarkılı, türkülü geçecek program. Yani kafamda en azından bu var. Böyle çok değişik değişik sanatçılardan güzel şarkılar çalacağız. Bir de bugün sizinle paylaşmak istediğim son feci bisiklet röportajı var. Eğer ona bu sistem üzerinden erişebilirsem mutlaka onu sizinle paylaşacağım. Son feci bisikletle bahar şenlikleri zamanında güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Değişik adamlar ve selam. Samimiler. Yani en azından benim düşüncem o. Hatta onlar bizden daha samimi falandı galiba. Çünkü biz bayağı bir tutuk kaldık ya. Ya şimdi düşününce öyle geliyor. Bir de tabii röportajdan dinlemek lazım. Dediğim gibi eğer sistem üzerinden erişebilirsem mutlaka sizinle paylaşacağım. Senenin sonu geldi. Son programımızı yapıyoruz. Dolayısıyla şimdi keyifli bir iki şarkıyla başlayalım. Ardından geri döndüğümüzde bakalım nelerden bahsedeceğiz. Çok çeşitli konumuz var. Malum ülke Türkiye olunca konular bitmiyor. İsterseniz tarla başındaki artık küçük bir Suriyeli mültecilerin kampından bahsederiz. İsterseniz de Nazım Hikmet'ten bahsederiz. İsterseniz de derslerden konuşuruz. Yani bugün program tamamıyla bize ait. Ortam çok sessiz. Böyle garip oluyormuş. Gerçekten insanın tek başına program yapması gerçekten zormuş. Mütemadiyen geçerken uğrayan arkadaşımız Ezgi'ye seslendim. Aradım, dedim ki hani gel program yapalım. Tabii ki ekti. Tabii ki de gelmeyeceğim. Fakat ardından dedim ki ben de Jacob'u çağırayım geçenlerde. Çünkü Jacob'la da çok keyifli bir program yapmıştık. Hatta Jacob'un yaptığı yorumlarla alakalı olarak da ilginç tepkiler de aldık sonradan. Değişik, melankolik bir adamdı kendisi.
Lakin Jacob'ı severim. Gerçekten severim. Bugün de aradım kendisini. Lakin okulda değil. Yani hazırlık sınıfı zaten şu saatte okulda ne işi var? Yani git evine yat, okul bitmiş. Tatile çık, tatile. Dolayısıyla ona da erişemedik. Tek başımıza böyle değişik, sessiz, sakin, sadece kendi sesimi duyduğum bir program yapacağız. Ben eğleneceğime inanıyorum. Umarım sizler de, bizi dinleyen keyifli dinleyicilerimiz. Keyifli dinleyici mi olur ya? Bizi dinleyen dinleyicilerimiz, bizimle beraber olan dinleyicilerimiz, umarım bu sohbetimizden keyif alırlar. Yani en azından şu an benim sohbetimden keyif almıyorsanız bile, şimdi ben size Mor ve Ötesi çalacağım. Ondan sonra eski bando çalacağım. Mutlaka bunlardan keyif alırsınız diye tahmin ediyorum. O yüzden eğer darladıysam özür diliyorum ve şarkılara geçiyorum. O zaman keyifli dinlemeler efendim. Mor ve Ötesi'nden Oyun Bozan ve hemen ardından eski bandodan Haykırıyorum dinleyeceğiz. Sorun mu var? Geçer geçer. Zaman şu an yalan. Nedir?
dostum var, ne kış ne yazım. Bir dost ararken sen çıktın karşıma. Hayır deme bak ne olur, temiz aşkıma haykırıyorum ismini her zaman. Ah yaşayamam inan, sen benim olmadan. Haykırıyorum ismini her zaman. Ah yaşayamam inan. Evet, Mandalina kaldığı yerden yılın son programıyla devam ediyor. Şimdi ben size çok farklı bir şeyden bahsedeceğim. Aslında farklı dediğim, çoğunuzun ister istemez günlük yaşantı içerisinde farkında olduğu, belki de göz ardı, farkında olmasına rağmen göz ardı ettiği bir gerçeğe değinmek istiyorum. Çok acıklı bir durum gerçekten. Ve öbür taraftan da gene bu konu içerisinde gerçekten çok tatlı ve bu bizim belki de göz ardı ettiğimiz şeyleri, bizim göz ardı ettiğimiz şeylere daha duyarlı yaklaşan bir toplumdan bahsedeceğim. Bir topluluktan bahsedeceğim. Az önce programın başında değindiğim gibi Suriyeli mülteciler, Suriye'den dışlanan bir güruh ya da o savaştan kaçmak zorunda olan bir güruh var. Öncelikle bunları hani Suriyeli diyerek geçiyoruz, fakat bunların biraz iç yüzünden bahsetmek istiyorum ben. Bunlar Dom toplumu olarak adlandırılan Suriye'nin bir halkı, en çok göç edenleri, en çok savaştan kaçıp Türkiye'ye gelenleri ve bizim de mülteci olarak adlandırdığımız kesim aslında Dom toplumu. D-O-M. Bunların kökenleri Hindistan'a kadar dayanıyormuş. Bu çok ilginç bir bilgi. Bunu söyleyeyim bir kere, hani farklı anlamanız açısından bunu yapıyorum. Çünkü gerçekten baktığınızda çok farklı görünüşleri olduğunu fark edersiniz zaten. Yani
çok değişik bir kökenden geliyorlar. Şimdi buradaki bizim konumuz, bu Dom toplumunun bizi ilgilendiren noktası nedir? Bu Dom toplumunun bizi ilgilendiren noktası şu: Suriye'den kaçıp göç ettikten sonra, oradaki savaştan kaçıp geldikten sonra Türkiye'ye geliyorlar ve İstanbul'da tarla başında yerleşiyorlar. Tarla başına yerleşiyorlar. Ya tarla başını bilen var mı? Tam olarak tahmin edemiyorum ama şöyle bir şey var. Ben geçen sene sınavlar dolayısıyla İstanbul'a gittiğimde tarla başında kaldım diyebilirim. Yani tarla başının hemen girişinde. Yani tarla başı yazdığınızda internette çıkan o aşırı harabe yerler değil tabii ki. Taksim Meydanı'na yakın bir yerde kaldım. Fakat orası da en nihayetinde tarla başı diye geçiyor. Şöyle bir yer. Benim kaldığım yerle ilgili bir sıkıntı yok. Fakat şöyle anlatayım. İstiklal Caddesi'nin bir paralelinde 6 şeritli kocaman bir yol var. Ve ondan sonrası komple tarla başı olarak geçiyor. Yani oranın adı Tarlabaşı ve hani zamanındaki daha böyle eski Türk filmleri demeyeceğim tabii ki, daha böyle 2000'li yıllarda Tarlabaşı'nın en azından filmlerde kullanıldığını görürdünüz. Yani ağır romanda vesaire. Belki hatırlıyorsunuzdur, oralar Tarlabaşı olarak geçiyor. Ve şu an çok daha kötü bir durumda. Ayrıca şöyle bir devlet politikası da var. O da Tarlabaşı'nın tekrardan imara açılması ve belki biliyorsunuzdur Tarlabaşı'nın dışarıdan görünen büyük bir kısmını komple brandalarla kapattılar, üzerlerine reklam yaptılar ve o reklamın üzerinde modern binalar, işte el ele tutuşmuş yürüyen çiftler, ondan sonra modern arabalar, binaları zaten söylemiyorum, binalar muhteşem siteler, böyle bir kamuflaj uygulanmış durumda. Fakat bir de bu işin başka bir iç yüzü var. Bildiğiniz üzere hani bu tarla başındaki evlerde yaşayan insanlar vardı. Ve şu an bunun kentsel dönüşüm adı altında onların binaları kendilerinden alınıyor ve kamulaştırılıyor. Bunun adı kamulaştırma. Orayı kentsel dönüşüm projesi adı altında yeniden modern, çağdaş, günümüz gereklerine uygun bir şekilde tekrardan revizyon yapacaklarını söylüyorlar. Fakat burada şöyle, tarla başındaki insanlarla ilgilenen bir toplum var. Tarlabaşı Toplum Merkezi adı da. Ve burada oturan 5000 çocuk ve 3000 yetişkine eğitim desteği veriyorlar. Psikolojik destek veriyorlar. Hukuki danışmanlık veriyorlar ki bu hukuki danışmanlık şu dönem için çok daha önemli. Çünkü dediğim gibi kamulaştırma. Yani sizin evinizin değeri belki atıyorum 10.000 ama siz 5000'e alıyor devlet sizden. Zaten devletin tam olarak karşılığını vermesini de bekleyemezsiniz. Keza zaten İzmir'de yaşıyorsanız şunu da bilirsiniz ki Kadife Kale olarak adlandırdığımız bölge vardı. Hatta Kadife Kale'nin denize bakan kısmı değil, fakat onun arkasındaki meşhur Atatürk heykelinin olduğu taraftaki bu yamaç mı diyeyim, dağın o tarafı eskiden komple gece kondu binalar vesaireydi ve ardından burası kentsel dönüşüm adı altında komple bu binalar yıkıldı. Yerlerine ağaçlandırma yapıldı. Şu an o şekilde duruyor ve buradaki insanlar ne oldu? Yani her ne kadar ister imar izni olsun, ister tapun olsun olmasın, hiç önemli değil. Burada insanlar yaşıyordu. Bu insanlar ne oldu? Bu insanlar yarısından fazlası, gene eğer İzmir'deyseniz, bir İzmir geçmişiniz varsa bilirsiniz, zamanında yapılan üniversite olimpiyatları vardı. Üniversite olimpiyatlarında kurulan bir olimpiyat köyü vardı. O köydeki evlere yönlendirildiler diyelim. Peki geri kalan bir kısım da en nihayetinde açıkta kaldı. Belki arkadaşların ailelerinin yanlarına yerleşmek zorunda kaldılar. Ve aynı zamanda hepsinin ortak noktası da şu: hiçbiri herhangi bir şekilde evlerinin değerini alamadı. Şimdi ise sıra Kadife Kale'nin öbür tarafına, denize bakan yamacına geldi. Orada kamulaştırma yapılıyor. Oradaki evler, tapulu evler dahi artık değerinin çok daha azına sahiplerinden satın alınıyor. Devlete hibe ediliyor. Şimdi bu durumun aynısı tarla başında mevcut. Tarla başındaki toplum merkezinden bahsetmek istiyorum. Çünkü şu aralar çok revaçta, belki siz de duymuşsunuzdur, bilemeyeceğim. Dediğim gibi birçok çocuk, yetişkin, yaşlı insanlara işte eğitim desteği veriyor. Psikolojik hukuki danışmanlık sağlıyor. Gerçekten ihtiyacı olan, oradaki tarla başında yaşayan insanların ihtiyacı olan bir oluşum.
Ve gerçekten de çok tatlı insanlar. Onlardan da bahsedeceğim. Fakat özellikle bu tarlabaşı toplumun, toplum merkezinin değindiği bir şey var. Çünkü bunlar eskiden beridir orada yaşayan insanlardan çıka gelmiş bir oluşum, bir örgütlenme olarak bahsedeyim. Bunlara en çok rahatsız eden şey İstiklal Caddesi ile benim az önce bahsettiğim o altı şeritlik yolun araya konması. Çünkü bildiğiniz üzere yani nereden bakarsanız bakın her gelişmekte olan ülkede, ülkelerde, hatta çoğu gelişmiş ülkede de bu böyledir zaten. Varoş diye tabir edilen ya da işte yurt dışındaki adıyla, Amerika'daki adıyla ghetto olarak tabir edilen kesimler mutlaka hani zaten psikolojik olarak ya da oradaki yaşayan insanlar ve orada yaşamayan insanlar olarak zaten ayrılmıştır. Hani bu belki fiziki olarak net bir şekilde görülmez bu konuda. Lakin öte yandan şu çok fazla dikkat çeker. Tamamıyla bir çevrecilik yapılanması adı altında da bu bahsedilen varoşlar, gettolar mutlaka şehrin merkezinden soyutlanmaya çalışılmıştır. İşte araya köprü mü yapmışsındır, araya altı şeritli yol mu koymuşsundur gibi gibi. Bunlarla mutlaka oradaki insanları biraz daha toplumdan uzak tutmaya çalışıyorlar. Tarlabaşı toplum merkezi hem çocuklara hem yetişkinlere iş bulabilmeleri, yani efendime söyleyeyim hayatlarını kazanabilmeleri ya da okula devam etmelerine destek olmak için Türkçe dersleri sunuyor. Dediğim gibi şu an oradaki nüfus Suriyeli nüfusu zaten çoğunu ve bu yüzden bu tür eğitimlere ve kendi yaşamlarını devam ettirebilmeleri için bu tür desteklere gerçekten ihtiyaçları var. Burada bir haber var önümde. Gene bu toplum merkeziyle alakalı, tarlabaşı toplum merkeziyle alakalı. Oradaki çalışan, 5 yıldır orada çalışan bir psikolog, Ebru Ergün isimli bir kadın psikologumuzun dediği bir şey var. Onu size aktarayım ben. Şehrin bu bölgesinde şiddet olayları, uyuşturucu problemleri ve seks işçiliği çok daha görünür bir halde. Tarlabaşı Bulvarı da bunun sebeplerinden bir tanesi. Tarlabaşı Bulvarı bahsedilen, işte az önce de bahsettiğim, bu tarlabaşının şehrin modern yanından fiziki olarak görünür bir şekilde, maddi bir şekilde ayrılmasını sağlayan bulvar. Tarlabaşı Bulvarı da bunların sebeplerinden bir tanesi demiş. Bu mahalleye konulmuş damgayı daha belirgin hale getirdi ve burayı bir varoş yaptı olarak aktarmış düşüncelerini. Kütüphane kurmuşlar kendilerine bu tarlabaşı merkezinde, tarlabaşı toplum merkezinde kendilerine güzel bir tane kütüphane kurmuşlar. Roman eksikleri olduğunu belirtiyor. Bunun dışında dediğim gibi gene değindikleri bu bahsettiğim yer, internete girerseniz görürsünüz, Yeni Tarlabaşı adı altında tarlabaşının üzerine bir branda çekilmiş durumda. Yepyeni binalar, modern arabalar, böyle çok güzel olacakmış tarlabaşı, öyle diyorlar. Yıkılacak olan evlerden çıkartılan mahalleli ise evlerin piyasa değerinin çok küçük bir yüzdesini alıyorlar. Yani çok çok daha ucuza bu evlerini ellerinden çıkarmak zorunda kalıyorlar. Ve işin kötüsü tabii ki insanlar evlerinden ayrılıyorlar. Yani tabii ki tarla başındaki şu an gerçekleşmiş olan yapılanmayı savunduğumdan değil. Tabii ki yıkılma tehlikesi olan binalar, evet bunlar göze çarpıyor. Lakin bu arada daha çok dikkat etmeye çalışıyorum. Lakin lafını çok daha az kullanacağım artık. Fakat uygulamanın doğruluğunu tartışmaya açmak isterim gerçekten. Yani piyasa değerinin çok daha ucuna, yarı fiyatından daha aza sahip oldukları evleri verip, bu sahip oldukları evleri ellerinden alıp insanları sokağa atmak güzel bir durum değil. Tarla başında yaşayan 51 yaşındaki garson İhsam Sade isimli tarlabaşı sakini, 90'lı yıllardan beri yaşayan bir Kürt, garsonluk yaparak geçimini sağlıyor. Geçtiğimiz sonbahar mahkeme kararıyla evlerinden çıkartılan bir ailenin ferdi. Şöyle bir cümle kurmuş: şimdi tarla başına daha çok yatırım yapılıyor ama orada yaşayan insanlara değil diyor. Bakın bu çok önemli gerçekten. Ve devamında diyor ki yani bu toplumun çocukları herhangi bir şekilde eğitime tabi tutulmadığı, desteklenmediğine dikkat çekiliyor. Yani gerçekten binaları yapmaya çalıştığımız, binaları yenilemeye çalıştığımız, daha iyi hale getirmeye çalıştığımız kadar keşke tarla başında yaşayan insanların da daha iyi, daha insanca bir yaşam sürebilmeleri, daha
donanımlı bir şekilde hayata atılabilmeleri için çaba sarf etseydik demek istiyorum. Evet, belki tarlabaşı şu an yenilenecek ama oradaki insanlardan, oradaki çocukların halen Taksim'de İstiklal Caddesi'nde dilencilik yapmaya devam ettiğini görmekten de biz geri kalmayacağız diye düşünüyorum. Umarım binalar için uğraştıkları kadar buradaki insanlar, buradaki küçük çocuklar için de uğraşırlar diye ümit ediyorum. Evet, biliyorum biraz darladım galiba. Size pek iç açıcı bir konudan bahsetmedim. Lakin şimdi gene o kelimeyi kullandım. Uyarıyı aldıktan sonra zaten ben de takıntı haline geldiği için sürekli bunu böyle zorlanıyorum. Neyse, şimdi sizinle çok güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Son Feci Bisiklet'ten Beni Rahatla Dinleyin isimli şarkıyı çalacağım. Bu bir cover şarkı. Daha önce Feridun Düzağac'ın söylediği ve bence çok da güzel söylediği bir şarkıydı. Lakin gene aynı kelime bahar şenliklerinde 30 saniye boyunca ığlamadan insanları konuşturmaya çalışmıştık. Ben de bundan sonra 30 saniye boyunca o meşhur kelimeyi kullanmadan konuşmaya çalışacağım. Hani bir de günlük yaşantıda insanların çok sık kullandığı bir kelime de değil. Benim dilime nereden yapıştı bilmiyorum, fakat beni uyaran arkadaşlarıma da çok kızdım. Çünkü onlar yüzünden bence dilime takıldı şu an. Evet, şimdi Beni Rahatla Dinleyin dinleyeceğiz. Feridun Düzağac'ın bir şarkısıydı. Fakat bazı coverlar hani orijinallerinin önüne geçer ya. Bana kalırsa bu da onlardan biri olmaya aday. Umarım beğenirsiniz. Son Feci Bisiklet'ten Beni Rahatla Dinleyin. Evet arkadaşlar, beni de rahatla dinleyin. Keyifli dinlemeler. Fark etmez dostum.
Bir gün bitecek türkümüz, bitecek dostum söylenecek. Bir gün ölürsem ki ölürüm, yüzünü gecelerde görürüm. Ellerimi uzatsam sana değmez bilirim. Bir gün ölürsem ki ölürüm, yüzünü gecelerde görürüm. Ellerimi uzatsam sana Evet efendim, Mandelina kaldığı yerden devam ediyor. Evet, güzel bir cover'dı bence. Ardından şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce siz şarkıyı dinlerken dikkatimi çeken bir şey oldu. Ondan size bahsedeceğim. Böylece değişik, ilginç, minnak bir anımı da sizinle paylaşmış olurum. Ardından meşhur şöyle bol şarkılı, bol türkülü son programımıza devam ederiz. Şimdi... Dikkatimi çeken içerik şu. Festival tutkunlarının çok aşina olduğu 11 durum. Bir dakika, sayfayı şuraya şöyle bir çekeyim. Evet, böyle çok daha rahat bir şekilde sizinle sohbete devam edebileceğim. Festival tutkunlarının aşina olduğu 11 durum. Evet, bakalım neymiş. Biletlerin satışa çıkmasıyla tükenmesinin neredeyse bir olması. Şimdi önceliklerden bunu dikkatimi çekti. Ben geçen yaz festivale gittik. Böyle Ezgi Bayırlı'nın böyle deli gibi can atmasından dolayı istemesi, benim de gerçekten merak etmem ve sevdiğimiz müzik gruplarının da orada bulunması dolayısıyla katıldığımız bir Zeytinli Rock Festivali. Biletlerin satışa çıkmasıyla tükenmesinin neredeyse bir olması. Ben böyle bir şey yaşamadım. Her yerde bilet vardı. Tabii bunun bir de Türkiye'de olması da alakalı, yani ilgi göstermekle alakalı bir durum. Festivalin sınavlara denk gelmemesi için dualar edilmesi. Bak bunu yaşadım. Bunu yaşadım gerçekten. Marmara Üniversitesi'nden yaz okulu alıyordum. Bizim okulumuzda açılmadığı için. Ondan sonra inanmazsınız, öyle bir final takvimi yapmışlar ki komple festival 5 gün sürüyor ve final sınavları da 1 hafta sürüyor. Bu 1 hafta o festivalin 5 gününü kapsıyor. Yani salı günü biz yola çıkacağız ve benim mutlaka pazartesi günü falan sınava girmem lazım. Sınavlar pazartesi başlıyor. Benim tek seçeneğim pazartesi olması. Gerçekten bayağı bir dua ettik. Gerçekten yani ve sınavın pazartesi olmasını öğrenmemle beraber yaşadığımız coşku da gerçekten hiçbir yerde yoktu. Yani biraz ziyade ben yaşadım o coşkuyu. Evet. En güzel ve rahat yerleri kapabilmek için kuşluk vakti yola çıkmak. Bunu yaptık. Daha ziyade biraz benim zorlamamla yaptık. Ama yaptık. Bir işe yaradı mı? Yani sabahın köründe dikildik. Gerçekten sabahın köründe oraya dikildik. Saat 12'de mi demişlerdi? Ezgi yok. Ezgi olsaydı Ezgi'ye sorardık. Galiba yanılmıyorsam sabah köründe falan oraya gittik, dikildik. Kapı 10'da mı açılacak dediler, 12'de mi açılacak dediler. Her ne dedilerse hiç önemli değil. Yaklaşık 5 saat sonra kapı açıldı.
5 saat boyunca ayakta bekledik. Güneşin alnında bekledik. İyi yer tutacağız diye bekledik. Devamını anlatmayacağım galiba, duygulanıyorum ya. Tabii ki iyi yer falan denk gelmedi. Bayağı güneşin alnına lap diye çadırları kurduk. Zaten hiç de önemli değil. Yani artık içeri girdikten sonra o kadar beklemişim. Ondan sonra bana herhangi bir iyi yer, kötü yer hiçbir şey bana koymaz. Yani şey, yer olsun yeter. Dolayısıyla erkenden gittik. Bekledik. Gene olsa gene erkenden giderim. Orası ayrı. Çünkü tuvaletlerin yanında çadır kurmak istemezsiniz. İkinci gün ya da geç girersiniz. Tuvaletlerin dibine, tuvalet kapısına çadırı kurarsınız. Artık o kokuyla o festivali nasıl geçirirsiniz siz bilirsiniz. Ha, ben şanslıydım en nihayetinde. Daha ziyade biz şanslıydık. Ya biz şanslı değildik. Ben şanslıydım. Çünkü Ezgi'nin arkadaşları vardı. Yani dolayısıyla burada şans bana vuruyor. Ezgi zaten arkadaşlarıydı. Dolayısıyla şöyle oldu. Bir anda ortalık yaklaşık bir 10 kişi falan olduk biz. Birinci kere çadırda yattıktan sonra dedik ki bu iş böyle olmaz. Gerçi ben çadır için çift kişilik yatak da bulmuştum. Böyle de rahatına düşkün bir yatağım, üzerine çarşafım. Tabii mutlaka hepsini yapıyorum. Yani öyle yere yatamam ben. Matın üzerine falan yatamam. Benim belim ağrır. Ertesi güne manyak gibi kalkarım. Lakin güneşin altında zaten çadırı kurduktan sonra ister istemez 7'de 8'de kalkmak zorundasınız. Öbür türlü uyuyamıyorsun zaten. Yani bir anda çadır içeride terleme yapıyor falan. Yukarıdan su damlıyor yüzünüze. İçeride hava yok. Oksijen alamıyorsun. Dolayısıyla ister istemez zaten sabahın köründe kalkıp güne başlıyorsun. Lakin bizim 10 kişi olmamızın, gene aynı kelimeyi kullandım ama hiç bozmuyorum. Bizim 10 kişi olmamızdan kaynaklanan avantajımızı kullanıp şansımızın da yaver gitmesiyle beraber bir tane ev bulduk. Çok tatlıydı. Gerçekten benim için festival asıl birinci günden sonra başladı. Çok ciddi söylüyorum. Yani ev gerçekten çok güzel bir şey. İnsanın bir yatağının olması, gerçek bir yatak, çok tatlı bir şey. Yani evde rahat bir bol bol su akması, duş için sadece kendin hariç 9 kişiyi beklemen, öbür türlü 900 kişiyi bekliyorsun, bir duş sırası oluyor sahilde ağlarsın. Ya böyle bir şey olamaz. Zaten fit, yani mutlaka 5 tane duş varsa zaten ancak ikisi çalışıyor. Acayip bir durum. Ha bir de bizim festivalde çok ilginç olan bir şey vardı. İlk gün su bitti ya. Su bitti festivalde. Nasıl olabilir ya böyle bir şey? Neyse ki hemen bunu telafi ettiler. İlk günden sonra gayet güzeldi. O bekleme... En kötüsü beklemeydi ya. Ama o kadar bekledikten sonra çadırı kurup koşarak denize gitmenin tadı da bir başkaydı. Yani o rahatlama hiçbir yerde yok galiba ya. Ya tabii bu benim düşüncem. Ezgi sen ne düşünüyorsun Ezgi? Ezgi maalesef bugün burada olmadığı için soramıyoruz düşüncelerini. Neyse devam ediyorum maddelerime. Yalnızca festivale özel aksesuarlar, şapkalar ve bileklikler alınması. Böyle bir şey yapmadım. Yapmayı da düşünmüyorum. Niye yapayım? Work. Yani tabii ki insanlar yapıyor ve bunlara saygı duyuyorum. Çünkü ben artık... Evet, buna son bölümde buna değineceğim. Yeni toprağa değineceğim ben sizinle. Ben artık yeni bir kişilik oluşturmaya başladım kendime ve size bundan bahsedeceğim yeni bölümümüzde. Öyle de tatlı bir şey yapacağım size. Evet, yalnızca festivallere özel aksesuarlar, şapkalar, bileklikler. Böyle bir şey yapmadım. Gerek yok. Gerek olduğunu düşünmüyorum. Festival bilekliklerini bir sonraki festivale kadar saklanması. Arkadaşlar festival 4 gece sürdü. Değil mi? Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar günü çıktık. Yani Ezgi kamp alanından çıktık. Otobüse giderken zaten bilekliğini kaybetti. Benimki halen duruyor. Evet, bileğim de durmuyor. Tabii ki o kadar da değil. Ama benimki duruyor. Tabii ki Ezgi kaybetti. Biletini kaybetti, bilekliğini kaybetti. Hatırlamıyor. Tabii ki bu insanların biraz değer vermesiyle alakalı. Yani ben ufak tefek maddi şeylere gerçekten değer veren bir insanım. Bundan da kaynaklı olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden Ezgi'yi de çok suçlamıyorum yani. Olabilir. Neden olmasın? Evet. Bu maddeyi de geçiyorum. Beraber gelinen arkadaşları festival alanında kaybetmek. Böyle bir şey yaşadık mı?
Yani yaşadık evet de biz 10 kişiydik yaşadık. Yani 10 kişiyi zaten kaybetmemek imkansız. Bir de oraya gitmek isteyen oluyor. Ben diyor işte bir şeyler içeceğim. O da diyor ki yok diyor ben yemek yiyeceğim. Aa çok güzel konser var. Konsere gidelim. Ben az yatayım akşam enerjim kalsın. Allah'ım duş almam lazım. Ay çok sıcak denize gireyim diyen. Bu fikirleri beraberce sunan en minimum 2 kişi olduğunu düşünürseniz doğal olarak zaten split oluyorsunuz. Yani dağılıyorsunuz. En sonunda evde buluşuruz. Tamam. Hadi bakalım. O yüzden biz bilinçli bıraktık insanları. Kaybetme gibi bir durum olmadı. Lakin ben Ezgi'yi hiç kaybetmedim ya. Hiç asla. Bizim Ezgi ile aramızda öyle şeyler olmaz asla. Değil mi? Ezgi. Ezgi şu an bizi dinliyor mu acaba? Çok merak ediyorum. Arayalım mı kendisini? Bence dinliyor. Dinliyor gibi duruyor. Evet neyse devam ediyorum. Sıcak havanın etkisiyle içecek tüketim ihtiyacının sorununun gelmemesi. Ha. İçeceklerin sorununun gelmemesi demiş. Ezgi bizi dinliyormuş. Evet o zaman bakalım. Ezgi madem bizi dinliyor. Evet. Şu an Ezgi'ye ulaşmaya çalışıyoruz. Ezgi. Telefonu açar mısın Ezgi? Efendim? Merhaba Ezgi. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın oralarda yalnız başına? İyiyim. Radyonuzun sesini biraz kısar mısınız? Radyomun sesini. Telefondan dinliyordum zaten. Sen arayınca. Ha, süper. Hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum. Nasılsın? Keyfin nasıl? İyiyim, gayet iyiyim. Yanına geleceğim. Yetişmeye çalışıyorum. Yetişemeyeceksin büyük ihtimalle değil mi? Efendim? Yetişemeyeceksin büyük ihtimalle. Evet. Maalesef. Şaşırmadım. Ne kadar gecikeceksin? Yarım saat gibi. Tamam o zaman. Ben şimdi şeyden bahsedeyim. Zeytin'den konuşuyorduk. Duyuyordun değil mi? Evet biliyorum dinliyordum. Evet sence biz hiç beraber gelinen arkadaşlarımızla festival anında kaybettik mi biz bu arkadaşlarımızı? Evet tabii ki kaybettik. Nasıl hatırlamadığını gerçekten bilmiyorum. Özge ile buluşamadık ya hani Özge'lerle. Telefonlar kesinlikle çekmiyor. Ben bu bilgiyi de vereyim. Ha o da, bir dakika ya ama bak burada yazıyor maddeler. Çekmiyor. Birbirine kesinlikle ulaşamıyorsun hiçbir şekilde. Çünkü arayamıyorsun. Aradığını sanıyorsun ama karşı taraf arandığını görmüyor. Hiçbir şekilde buluşamıyorsun. Anca en ilkel yöntemleri kullanarak işte şu noktada buluşalım saat şu saatte dediğin zaman anca buluşabiliyorsun o zaman. Saatlerimizi ayarlıyoruz. Evet bir diğer madde de Ezgi'nin bahsettiği kalabalık ve yüksek sesden dolayı müziğin telefon iletişimini katletmesi. Sadece müzik olsa iyi. Bari mesajları gönderirdik değil mi? Mesaj da gitmiyor. Maalesef. Festival alanında her yiyeceğin çok daha lezzetli gelmesi. Ezgi sana böyle bir şey oldu mu? Bilmem. Yemek yediğimi hatırlamıyorum. Yani yedik tabii de o kısım bende yok. Ezgi komple sarhoş gezdi çünkü. Bütün festival Ezgi'yi toplamakla uğraştık. Evet. İşi gücü bıraktık. Ezgi'yi nasıl toplarız diye düşündük. Hayır hatırlamıyorsun çünkü biz evde kaldığımız için biz tavuk soteler mantılar falan yapıyorduk. Millet dışarıda dürüme düşüyor. Tabii. Düşünsenize siz tavuk sote yapıyorsunuz. Sabah 10 kişisiniz. 20 tane yumurta kırıyorsunuz. Sucuk ekmek falan çok güzeldi. Ay yumurtalı aman sucuklu yumurta. Ay acıktım ben ama. Diyor ki aynı müzik zevkine sahip insanların bir arada olmasından mütevellit. Tatlı flörtlerin yaşanması. Ha yok onu değil evet. O bizde olmadı değil mi? Evet herhalde artık daha biz orayı aşmıştık. Bizden geçti artık biliyorsun. Ha yaşlandık. Biz artık Ezgi'yle çoluk çocuğa karışmayı bekliyoruz. İsimlerini falan bulduk artık. Yeter. Bizden geçti. Aynen öyle. O zaman şimdi son olarak Zeytinli Rock Festivali 2016'ya katılan isimleri söyleyeceğim. Hazır mısın? Güzel. Tabii. Duman. Zaten bu sekmiyor. Yani bir herhangi bir yerde rock'la alakalı bir şey varsa Duman orada artık. Tabii ki. Athena var. Evet. Geçen yıl yoktu. Çok iyi oldu bence. Gidebilseydik eğer. Yani bana pek de artısı eksisi yok. Çok Athena hayranı değilim. Yani sonuçta Reza Zarrab'la beraber onlar jet ski'ye bilsinler. Şebnem Ferah. O da tek. O da her sene var. Aman. Pentagram. O da aynı şekilde her sene son gün, son konser olarak karşımıza çıkıyor. Teoman işte benim... Ya işte sadece Teoman'a gidilir yani.
Sırf o olsa bile gidilir. E git o zaman Teoman konserine git, festivale niye gidiyorsun? Param yok. Ayrıca sen niye o listeyi okuyorsun? Festival aşığı mısın sen? Baksana hiçbir şey sevmiyorsun. Nasıl sevmiyorum? Ben Teoman'ı seviyorum, Duman'ı seviyorum. Ay onun için demiyorum ya. Hani işte bilek dikmiş bilmem festivale ait şeyler almak. Hayır. Başka i̇şte, neydi? Neydi? Çadırda zaten kalmadım. Zaten rahat değil. İşte oradaki duşlar falan o hayır falan. Yemek mi? Aa yok, orada yemek yemedik ki zaten. E ne güzel işte. Bence asıl festival böyle oluyor. Peki. Biraz farklı festival anlayışlarımız var öyleyse. Mor Ötesi var. Feridun Düzağaç var. Hayko Cepkin var. Manga var. Cem Adrian var. Model var. Kurban var. Ceza var. Babazula, Zakkum, Umut Kuzey, Ceylan Erten, Büyük Ev Abluka'da. Bak buna üzüldüm. Büyük Ev Abluka'da keşke geçen sene olsaydı. Evet. Yüz yüzeyken konuşuruz. Metin Türkcan. Eski pentagramcı değil mi bu ya? Adamlar, The Ringo Jets, Marsis, Gece, Black Tooth, Deniz Tekin, Peas, Serhar Ahmetzade, Serkan Ferhat ve Fethi Okutan. Bence bizim geçen senekimiz çok daha güzeldi. Güzeldi ama işte dediğin gibi Büyük Ev Abluka'da iyi olmuş. Baba Zula iyi olmuş. Bir de Athena iyi olmuş. Yani bizimkilerin nazara. Onun dışında hepsi gayet iyi zaten. O zaman İzgi'cim katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Şimdi iki tane şarkı dinleyeceğiz. Ediyorum. Açık Seçik Aşk Bandosu'ndan My Darling ve Ars Longa Dünya Zor dinleyeceğiz. Hadi bakalım dinleyelim. Ardından tekrar bir arada olacağız ve kapatacağız programımızı. Son sezon finalimizi gerçekleştirmiş olacağız. Kendine iyi bak, bekliyorum. Teşekkürler. Bay bay. Bay bay. Evet, interaktif bir yayınımızı da gerçekleştirmiş olduk ve böylece fon müziğimizi veriyorum. Şu an verdim. Evet. Şimdi efendim size keyifli dinlemeler. Açık Seçik Aşk Bandosu ve Ars Longa'dan çok güzel iki şarkı dinleyeceğiz. Ardından tekrardan bir arada olacağız ve sezon finalini noktalandıracağız efendim. Keyifli dinlemeler. Cam gibi gençlerdik. Kırdılar, keskinleştik. Ne arabaydık, bulduk birbirimizi, sevdik. Haberin yoktur sevgilim ama biz eskiden çok romantiktik. Zaman değişti, teknoloji değişti. İnsanları sarhoş, üşengeç ve piç etti. Biz mi niye bozulmadık? İçimizden geldiği gibi müzik yaptık. Darling, artık içime deyince beni çok darling. Doğum günündü aslında ama sen gelmedin, onu da yalan ettik. Keşke insanlar birbirlerine karşı olsalar değil mi, açık seçik. Dünya dediğin karbondan toz bulutu. Ben ayaklarına boşalmışım çok mu? Bir geceyi böyle bitirmesek ne olur ki? Bal nedir ki? Kaymak nedir ki? Ha bir de bize bok atıp duruyorlar. Lanet olsun. Sebebi neydi ki?
yolunu bulsam bu şehirde durmam of. Kanadımı açsam uçsam dünya sor acı cabası. Bir öp diner acısı. Sarı solu başı sonu uzağım arşıyor. Dünya sor acı cabası. Bitmez havasın azı. Örüyor dört duvarı ne baharı ne yazı. Arama yok ilacı. Alem biliyor biz ikimiz güz gülleriyiz. Sola yazan inadı bıraksan yanıma uzansan of. Nefesini alsam tutsam dünya sor acı cabası. Bir öp diner acısı. Sağı solu başı sonu uzağım arşıyor. Dünya sor acı cabası. Bitmez havası nazı. Örüyor dört duvarı ne baharı ne yazı. Arama yok ilacı. Ardımdan koşabilsen gücünün yetince. Dünya sor acı cabası. Bir öp diner acısı. Sağı solu başı sonu uzağım arışıyor. Dünya sor acı cabası. Havası cazı. Örüyor dört duvarı. Ne baharı ne yazı. Arama yok ilacı. Durmaz lanet olası. Ne baharı ne yazı. Arama yok ilacı. Ve mandalina kaldığı yerden devam ediyor. Çok az bir vaktimiz kaldı artık. Dolayısıyla yavaş yavaş programımızı toparlayıp sona geldik sayılır. Tek başıma bir program yapmaya çalıştım. Umarım memnun kalmışsınızdır efendim. Önümüzdeki sene son sene olacağız. Ben en azından ben son sene olacağım. Mert'in daha 2 senesi daha olacak. Kıs. Bakıp göreceğiz. Nasıl bir konsept izleyeceğiz? Nasıl yenilikler getirebileceğiz? Yeni jungle'larımız... Jungle'larımız dedim. Çok özür dilerim. Yeni jingle'ımız nasıl olacak? Gerçekten merak konusu hepsi. Ama eminim ki çokça eğleneceğiz. Bugüne kadar bizi dinleyen herkese buradan teşekkür etmek istiyorum. Zaman zaman sürçülisan ettiysek affola diyorum. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Güzel işler ortaya koymak istedik. En azından kendimizden ödün vermeden bir şeyler yapmak istedik. Başarılı olduk diye düşünüyorum. Ben en azından hiçbir program sonrası kendimden gocunmadım. Kimseye hakaret etmemeye çalıştık. Kimseyi kırmaya, üzmemeye çalıştık. Ve özellikle birinci dönemki programlarımızda gerçekten toplumun çeşitli noktalarına değinmeye çalıştık. Birazcık farkındalık yapmak, birilerinin kulağına su kaçırmak, kar suyu kaçırmak istedik. Yapabildiysek ne mutlu bize. Eğer eksiklerimiz varsa dediğim gibi affola. Biz bu mecrada yeni insanlardık. Tecrübe kazanıyoruz. Yani koca sene program yaptık.
ilk defa tek başıma program yaptım. Yani ilk defa tek başıma yayın gerçekleştirdim. Ayrıca buradan bazı insanlara bir teşekkür borcum da olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü bize çok destek oldular. En başta yani Çağal Mertkan Cebeci'den bahsetmeyeceğim. Çünkü o zaten programın yapımcılarından, sunucularından biri. En başta Ezgi Bayırlı'ya teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten her türlü desteği verdi. Hatta benim bu işe girmemde benim birazcık böyle yalpaladığım, boşluğa düştüğüm zamanlarda bana bu gazı verdiği için, her zaman arkamda durduğu için kendisine çok 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 teşekkür ediyorum. Hiçbir zaman beni yarı yolda bırakmadı. Hiçbir zaman yapamazsın, edemezsin demedi. Aksine her zaman sen bu işi yaparsın, en iyisini yaparsın şeklinde destek verdi. Eylül Deniz ardından bu ekibin bir parçasıydı. Sonuçta biz 4 kişiydik. Zaten dinlediğiniz giriş müziğimizde de sesini duyarsınız Ezgi Bayırlı ile beraber. Ona çok teşekkür ederim. O da çok güzel destek oldu. Belki sonradan programımızda fazla ağırlayamadık ama olsun. Her zaman kalbimizde olduğunu bilsin. Onun dışında bugüne kadar programımıza katılmış, en hiç olmadı katılmaya niyetlenmiş insanlara bile teşekkür ederiz. Aklıma şimdi tek tek gelmeyecektir isim saymak ama işte Tayfun Belet, Engelsiz Sanat, ondan sonra Refet Hocam aklıma gelenler. Turgut abiye teşekkür ederiz. En azından Turgut abi de bize her zaman sonuna kadar çok destek verdi, sağ olsun. Yani hiçbir zaman bize kalkıp da yapamazsınız demedi. Bu şekilde biz umarım iyi işler yapmışızdır. Umarım daha iyilerini de yapabiliriz. Önümüzdeki seneyi bekleyip göreceğiz. Dediğim gibi sürçülisan ettiysek, birini kırdıysak falan affola, biz öyle insanlar değilizdir yani. Samimi içten insanlarızdır. O yüzden bir hata yaptıysak hani bunu bile isteye yapmamışızdır, bilesiniz. Zaten hata bile isteye yapılmaz. Yani böyle düşününce biraz garip oldu. Neyse. Bugün 3 Haziran. 3 Haziran 2016. Tabii ki bizim programımızın sezon finali olmasına rağmen şöyle bir özel gün ve anlamı daha var ki, o da bugün Nazım Hikmet'in ölüm yıl dönümü. Evet, belki bizim sezon finalimiz ama Nazım Hikmet'in de ölüm yıl dönümü. Böyle denk gelmiş oldu. Nazım Usta'yı hep çok sevdim. Hep çok büyük saygı duydum kendisine. Bunu da buradan anmak istedim. Nazım Hikmet'i buradan anmadan, vatan şairimizi anmadan programı kapatamazdım. Güzel denk geldi. Ama aynı zamanda Gezi Park olaylarının da yıl dönümü. Bunu da anmak istiyorum buradan. Çok güzel zamanlardı ve selam. Kendimle en çok gurur duyduğum zamanlar bile olabilir. 3. yıl dönümü bugün. Onu da anmak isterim. Mandalina bu sezonluk bitti. Önümüzdeki sezon çok daha renkli, çok daha keyifli bir şekilde karşınızda olmak çok istiyoruz. Öyle. Yani artık Ekim'e kadar görüşemeyeceğiz. Gerçekten hayatımdan büyük bir şey çıkarıyorum en azından Ekim'e kadar. Aktiviteyi, hayatımın bir parçasını. Ekim'de tekrar görüşeceğimizi düşünüyoruz. Kendinize o zamana kadar çok iyi bakın. Bütün dinleyicilerimizi çok seviyoruz. Bütün radyoyu çok seviyorum. Kendinize Ekim'e kadar çok iyi bakın. Muhteşem bir yaz tatili geçirmeniz dileğiyle. Çünkü ben o yaz tatilini geçireceğim. Sizin de benden aşağı kalır bir yanınız olmasın. En az benim kadar eğlenin istiyorum efendim. Son bir şarkı. Yüzeyken Konuşuruz'dan Adam şarkısını dinleyeceğiz. Ben böyle şarkıları çok severim ve bütün yaz tatilimin de böyle geçmesini istiyorum. Bu şarkı tonunda sakin, sessiz, sakin bir tatilim olsun istiyorum. Öyle, ben sakinliği seven adamım zaten ya. Radyo falan bile benim için fazla ekstrem diyormuşum. Hayır, radyoda kendi kişiliğimizi yansıtan şekilde oluşturduk her zaman. O zaman keyifli dinlemeler, muhteşem güzel yaz tatilleri, sınavlarınızda başarılar, bol bol deniz, kum, güneş. Eğlenin efendim, eğlenin. Benden aşağı kalır hiçbir yanınız kalmasın. Kendinize çok 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 iyi bakın. Bir gün yolda duran adama sormuşlar,
Niçin geçmez buradan otobüsler dolmuşlar? Bir cevap vermemiş adam. Deli sanmışlar delirir insan. Diğer insanlar da bunu alkışlar. Adını ondan değil başkasından duymuşlar. Ve yemek yemezmiş adam, zorla doyurmuşlar. Doyarken insan, diğer insanlar da bunu alkışlar. Hep öyle değilmiş adam konuşmuş. Çocukken falan küçücük, ağzından çıkan her lafa kızmışlar. Hep böyle değilmiş adam konuşmuş. Çocukken falan küçücük, ağzından çıkan her lafa kızmışlar. Günler geçmiş adama alışmışlar. Gittikleri bazı yerlere onu da çağırmışlar. Ama çok karanlık adam, onlar da kararmışlar. Kararır insan, diğer insanlar da bunu alkışlar. Hep böyle değilmiş adam konuşmuş. Çocukken falan küçücük, ağzından çıkan her lafa kızmışlar. Hep böyle değilmiş adam konuşmuş. Çocukken falan küçücük, ağzından çıkan her lafa kızmışlar. Çok yanlış anlamışlar. Onu çok yanlış anlamışlar. Mandalina, turunçgillerden ılıman iklimlerde yetişen ve portakala çok benzeyen bir ağaç. Citrus nobilis. Bu ağacın turuncu renkli, tatlı, kokulu, lezzetli meyvesi. İtalyanca mandarino. Serüvenine yeşil ve ekşi başlayan bu nur topu gibi meyve, olgunlaştıkça güneşin rengini alır, tatlanır ve manavların gözdesi haline gelir. Param olsa da ben alsam. Önce beslenme çantasına girer, sonra sırt çantasına, ardından iş çantasına ve stüdyoya. Stüdyoda yiyecek ve içecek yasak. Ve bu programda mandalina, tek kabuk altında farklı konulardan oluşan ve bolca muhabbet içeren bir meyvedir.